Öncelikle basından gelen arkadaşlarımın hepsine hoş geldin diyorum. Sırf hayır dediği için, boşandığı, ayrıldığı veya hiç birlikte olmak istemediği için katledildiler. Boşanan kadınların sapkın hayatları yaşamakla suçlayanlar. Boşanmalarını ne pahasına olursa olsun engellemek için mecliste komisyonlar kuranlar. Aileleri parçalamayacağız diye dört bir yerden açıklama yaptıranlar. Nafakayı kaldırmak için yasa hazırlıkları yapanlar. Şiddete ilişkin koruma kararları almamızı sağlayan 6.284 sayılı yasayı kaldırmak isteyenler. İstanbul Sözleşmesi'nden devletin imzasını çekmesi için uğraşanlar. Öldüreni değil, öleni suçlayanlar. Katilleri yargılamadan, hak ettikleri en ağır cezaları vermeden toplum içine bırakanlar. Katledilen kız kardeşlerimizin cinayetlerinin sorumlusudur. Haftalardır, aylardır, yıllardır yasalar etkili uygulanmıyor. Erkek şiddetine karşı acil önlem planı yapılmalı diyoruz. Ancak tüm bu çağrımıza kulak tıkayanlar sizler. Bizim için hayati öneme sahip İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıyorsunuz. Oysa İstanbul Sözleşmesi hukuki güvencemizdir. İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alıp sözleşmeden çekileceğini söylemek kadına yönelik şiddete teşviktir. Biz kadınların susmaya, itaat etmeye, birbirimizi yalnız bırakmaya, şiddetle yaşamaya ya da canımızdan olmaya hiç niyetimiz yok. Bilin istiyoruz, biz yasta değiliz, isyandayız. Evimizdeki, iş yerimizdeki, memleketimizdeki tüm kadın düşmanları ile yaşamak için savaşacağız. Örgütlenerek, birbirimize kenetlenerek yaşama elinden alınmış, katledilmiş kız kardeşlerimizin gülüşünü yüzümüze yerleştirerek mücadele edeceğiz. Kadınların kanı ile yazılmış ve kazanılmış hiçbir hakkımızdan bizi mahrum bırakamayacaksınız. Cumhuriyetle kazandığımız haklarımızı kısıtlayan zihniyete birlikte karşı koyacağız. Cumhuriyet bir kadın devrimidir. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak, Cumhuriyet değerlerini tartışmaya açmaktır. Hangi görüşten, düşünceden, etnik kimlikten, kültürden olursa olsun toplumun her kesiminden kadınların yaşaması, söz sahibi olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz kadınlar isyanımızla büyüyüp kararlılığımızla kazanacağız. Kadın gülüşlerimizi esir almanıza izin vermeyeceğiz. Biz kadınız, varız, eşitiz. Haklarımızın bilincindeyiz. Biz kadınız, direnişin ta kendisiyiz. Yineliyoruz kadın örgütlerini ve İstanbul Sözleşmesi'ni hedef gösteren, öldürülen tüm kadınların katilidir. Kadınların hayatını kendi siyasi çıkarlarınız için malzeme yapamazsınız. Hayatımızın sizin oyuncağınız değil, hepinizden hesap soracağız. Kadınların ölmek istemiyorum, ölmeden koruyun beni. Beni öldükten sonra mı tutuklayacaksınız? Çığlıklarının yükselmediği bir hayat kuracağız. Yan yana gelerek, dayanışarak, yılmayarak, mücadele ederek kazanacağız. Hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlanana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Yaşasın kadınlar, yaşasın mücadelemiz. Teşekkür ederim.